Hünkârım, Hürrem Sultanımız gelemeyeceklerini bildirmemi istediler. Ne oldu, nesi var? Hasta mı oldu yoksa? Ha yok. Sultanımızın sıhhati iyi çok şükür. Nedenini sordum ama cevaplamadılar. Git çağır, derhal gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hürrem Sultanımız yanınıza teşrif etmeyeceklerini bildirmemi istediler. Neden gelmiyorsun? Sana sevgim ve saygım sonsuz Süleyman. Lakin artık gelemem. İstesem de aynı yastığa baş koyamam seninle. Zira bu büyük günah. Ne diyorsun sen, ne günahı? Beni azat ettin Süleyman. Artık hür bir kadınım. Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur. Aslanım, hayırdır inşallah. Hürrem. Ne olmuş ona? Yoksa sana haddini bilmeden beni mi şikayet etti? Onu bir daha sarayımda görmek istemiyorum valide. Hürrem'i göndermemi mi istiyorsun? Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Bir an evvel gereğini yapın.
Validem. Aslanımla konuştum. Bir hayli öfkeli. Sen ne yaptın böyle? Malumunuz ben artık azat edilmiş hür bir kadınım. Sultan Süleyman'a bundan gayrı nikahsız birlikte olamayacağımı söyledim. Aksi halde bu bir zina değil midir? Ben mi yanlış biliyorum? Dinimizce büyük günah değil mi? Ne yapayım validem? Bana bir yol gösterin. Haklı olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda doğru ve yerinde davranmışsın. Aferin. Ancak yine de bu mevzuyu tetkik edip usuller neye emrediyorsa onu yapmak gerek. Sabahlar sultanım. Söyle. Nasıl söylesem bilemiyorum ki. Valide sultanımız der ki... Ne buyurmuş validemiz? Sizin saraydan ayrılacağınızı bize tebliğ etti. Ne ayrılması? Sizin için hünkârımızın Beykoz'daki av köşkü tahsis edildi. Bundan böyle Mihrimah Sultanımızla birlikte orada ikamet edeceksiniz. Anne nereye gidecekmişiz? Sultanım, müjde. Öyle bir şey duydum ki. Hayırdır inşallah. Hürrem Hatun saraydan kovuldu. Beykoz'daki av köşküne gönderiyorlarmış onu. Kulaklarıma inanamıyorum. Doğru söyle. Bir hata olmasın? Dahi Hatun Sümbül'e emir verirken duydum sultanım. Ne olmuş peki? Ben de henüz bilmiyorum. Valide sultanımıza kafa tutarsa olacağı budur. Vallahi ve tillahi. Valide sultanımızla bir alakası yok. Hünkârımız bizatihi kendisi emretti. Hayır, asla. Hünkârımız yapmaz bunu. Belli ki valimiz durumdan vazife çıkardı. Hangi durumdan? Esma! Esma! Buyurun sultanım. Semişim ha. Arkamdan kapıyı kilitli. Kimse içeri girmeyecek. Ama sultanım. Çekil önümden. Sultanım. Gel Mahide Evren. Valide. Ben bir şeyler duydum ama. Hürrem'i diyorsan doğru. Yarın sabah gidiyor. Bundan böyle adımını bile atamaz hareme. Size yine bir saygısızlık mı yaptı yoksa? Sultanım. Hünkârımızla görüşeceğim. Bağışlayın beni. Lakin kimseyi içeri alamam. Hünkârımızın emri. Sana ne diyorsam onu yap. Sultanım, müsaadenizle geldiğinizi haber vereyim. Bekliyorum.
Hünkârım, Hürrem Sultanımız geldiler. Söyle dairesine dönsün. Sultanım? Hünkârım. Benim sabrımı daha fazla zorlama. Sen hangi cüretle girersin böyle içeri? Sümbül geldi. Beni af köşküne yolladığını söyledi. İnanamadım. Çünkü yarın bana bunu yapmaz dedi. Bunu ben değil, sen yaptın kendini Hürrem. Beni neyle suçluyorsun Süleyman? Dinimizin vecibelerini yerine getirmek suç mu? Mevzunun bu olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Sen bana oyun oynadın. Sırf senin nikahımı alayım diye bana yalan söyledin. Beni bu çirkin oyuna alet ettin. Hayır, asla. Oyun yok. Ben sadece hayır işlemek istedim. Ama kölesin dediler. Hem senden hiçbir şey talep etmedim ki. Sen kendin azat ettin beni. Artık senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Senden gelen her cezaya razı. Yüzüme bakma, tamam. Sözüm yok, susarım. Ama evlatlarımdan ayırmayın beni. Madem bir oyun oynadın, neticelerine katlanacaksın. Süleyman. Çekilebilirsin. Almışsın galiba. Kötü haber tez duyulur. Malum. Üzülme. Ben başımın çaresine bakarım. Evet de. Evet de ona ne şüphe. Bunu fırsat bilip üzerime gelme İbrahim. Yoksa yarın bıraktığım işi tamamlarım. En başından beri herkesi düşman belledin kendine sen. Lakin senin esas düşmanın bu bitmek bilmeyen hırsın. Sen kendi hırsının kurbanı olacaksın. Peki ya sen İbrahim? Sen kendi hırslarının kurbanı olmayacak mısın? Sultanım, bu inat niye? Af dileyin. Yoksa gönderecekler sizi. Evet. Tam her şey yoluna girdi derken... Düşmanlarınızın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Vallahi zil takıp oynuyordur herkes. Tamam, tamam. Yeter, susun artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne olacaksa olacak. Ya bir daha dönemezsiniz? Telaş etmeyin. Oyun daha yeni başladı. Ama bu oyun çok tehlikeli olmaya başladı sultanım. Evlatlarınızdan ayrı kalmaya değer mi? Sürgünü hiç düşünmedim. Bu ağır bir karar oldu. Ama yapacak bir şey yok. İstediğimi almak için sabırla katlanmak zorundayım. Sultanım,
Bu yol yol değil, yapmayın. Düşmanlarınızın gülüp oynamasına izin vermeyin. Güla, Nigar Kafa, gülsünler. Ne demişler? Son gülen iyi güler. Sultanım, gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamamı hazırlasınlar. Çabuk. Kıyafetim hazır mı? Terzilere nefes almadan çalıştırıp hazırlattım sultanım. Bu gece çok güzel olmak istiyorum. Zira bunun hasretiyle yandım tutuştum yıllardır. Rabbim şu zavallı kulumun feryadını duydu sonunda. Ben de hep dua ettim sultanım. Nihayet bu kabus dolu yıllar sona erdi. Hadisler çok fena. Derin bir nefes al, sakinleş. Benim durumumdan daha kötü ne olabilir ki? Rahatla. Söyle, ne oldu? Ben size söylemiştim sultanım. Keşke af dileseydiniz. Mahidevran sultanımız bu gece halvete gidecekmiş. Hünkârımız ve validimiz bunu bilerek yapıyorlar. Sırf benim canımı yakmak için çağırıyorlar onu. Sultanım, iyi misiniz? Güzel görünüyor muyum Gülşah? Sultanım, güzel de ne kelime. Hünkârımız gözlerini sizden alamayacak. Hazırlık durumları nedir? Merak buyurmayınız hasoda başım. Beykoz'daki av köşkü hazır edildi. Yarın sabahleyin yola revan olacağız inşallah. Hala. Sultanımızın tek bir eksiği dahi olmayacak. Rahat etmesi için ne lazımsa yapın. İlaveten emniyetini ihmal etmeyin. Kuş dahi uçmayacak. Uçmaz. Sultanım, hünkârımızın kararını biliyorsunuz. Sizden ricam beni zor durumda bırakmamanız. Ben bunu vermeye geldim. Hünkârımıza verirsiniz.
Hünkârım, sultanımız geldiler. Gelsin. Hürrem sultanımız geldiler. Bunu size vermemi isteyip gittiler. Bir emriniz var mı hünkârım? Yok, çekilebilirsin. Hürrem Hatun, af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. Sultanım. Moralinizi bozacak ne dedi şimdi size? Hünkârım. Hoş geldin Mahide evladım. Ben seni yalnız bırakmam. Ben de geleceğim. Anneciğim, ne olur müsaade edin. Bizimle gelsinler. Orada ne yapacak Cekbasa Masa? Bizi kim koruyacak? Mehmet abim de Selim'le bizimle gelsin. Beyazıt da gelsin. Olmaz. Bir şehzade saraydan ayrılamaz. Geleceğim. Bir şehzade annesinin yanında gider. Kime ne? Mehmet, benim aslan oğlum. Beyazıt ve Selim daha çok küçük. Abileri olarak onların başında olman lazım. Sen büyüdün artık. Kocaman oldun. Bir gün gelecek, baban gibi kuvvetli bir sultan olacaksın. Bu cihanı sen yöneteceksin. Ben sultan olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Cık.
Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum, halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ. Hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeni isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara. Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Size de. Uyumadınız mı hiç? Uyku tutmadı. Ben artık gideyim. Mustafa'm bekler. Mahidevran. Mustafa'mın senin gibi bir validesi olmasından ziyadesiyle memnunum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa çekinme. Gel. Hünkârım. Benim sizin sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Lakin sabırla ve tevekkülle beklediğimi bilmenizi isterim. Müsaadenizle. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme anne. Hepsine çok iyi bakacağım.
seni çok özleyeceğim. Gülam. Haremdeki gözüm kulağım sensin. Olan biten ne varsa gelip anlatacaksın bana. Anlatırım elbet sultanım. Ama siz gidince beni burada tutarlar mı bilmem. Ne yap et burada kal. Onlardan gibi görün. Kendin gelemiyorsan da başkalarını yolla. Burada neler olduğunu bilmem lazım. Emredersiniz. Sultanım, arabanız hazır. Gitme vakti. Ben önden gideyim. Hünkâr, benim size olan aşkımı gökteki kuşlardan, topraktaki karıncalara kadar her canlı şahit. Taşlar, duvarlar, ağaçlar bile anlatır sorsanız. Beni sizi kandırmakla suçladınız. Şahit böyle hissettiyseniz bağışlanmak için canımı vermeye razıyım. Lakin benim tek emelim hür bir kadın olarak size ve evlatlarıma layık olmaktı. Hünkârım, bu yüzük benim ruhum, kalbim. Onunla can buldum. Şimdi de sizin o mübarek ellerinize teslim ediyorum. Tekrar ait olduğu yere dönene kadar sabır ve tevekkül içinde bekleyeceğim. Aşkınızla aciz ve zavallı bedbaht Hürrem.